Ölümden dönen İrem Derici yoğun bakımda yaşadığı zor günleri Show TV'ye anlattı. İzliyoruz. Hastaneden sahneye. Çünkü ben manyağım. 4 kilo aldım, vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Ölümden dönen İrem Derici zayıfla nasıl tövbe etti? Ben bir daha asla ve asla böyle bir şey yapıp kimseyi üzmeyeceğim. Ben aç geziyorum, niye kilo veremiyorum? Yarım akıllı İrem artık yok. İrem Derici yoğun bakımdayken kendisini ziyaret eden eski sevgililerinin kulağını nasıl çınlattı? Bazı aşklar yarım kalmalı. 4 kilo daha aldıracaksan kocayı da bulacaksınız bana. Berkay'ın Harbi Açık Hava'daki konseri sürprizlerle doluydu. Konserin ilk sürprizi geliyor. Aşk. Derici sahnede. Sağlıklı görünüyor. Yine nedir mesele? Tutundum sana ben. Dalından düştüm. Ölmedim. Bilen şarkısını seyirciyle birlikte söyleyerek hasret gideriyor İrem Derici. Burayı beraber yapalım mı? Bu şarkı bahari sensin bana gülüşün cennet melek ben. Kilo olarak çıkmış hastaneden. Bu iyi haber. Abicim bir. 4 kilo aldım, vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Berkay'a yaptığı koca esprisi de enteresan. Berkay'cım 4 kilo daha aldıracaksan kocayı da bulacaksınız bana. Sahnesi sonrası İrem Derici ileyiz. Tedavisi hala devam ederken çıkmış sahneye. Hala pek geçmiş sayılmaz. Tedavim devam ediyor. Hak ettim mi hak ettim. O yüzden yaklaşık bir ay daha ilacımızı içeceğiz. Peki neden sahneye çıktı tedavisi devam ederken? 4 gün önce hastaneden çıkmış. Bu kadın dayanamadı geldi yine sahneye çıktı. Neden? Çünkü ben manyağım. Sahnede yaptığı koca esprisinin manşetlere çıkmamasını, bunun sadece bir espri olduğunu dile getiriyor. Başlığı da bu yaparsınız. Hadi bitti. İrem Derici koca arıyor. Espriler bitiyor. Biraz duygusallaşıyor. Hastanede ne kadar sevildiğini anlamış. Ve küçüklükten beri kendi kendime hep şey derdim. Acaba böyle cenazem olsa kaç kişi gelir? İnsan hastalığına sevinir mi? Ben sevindim abi çünkü kayıtsız şartsız o kadar çok seven insan varmış ki beni. Siz dahil bu arada. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Neydi o eski açıklamaları ve zayıflamak için verdiği savaş? Çok büyük bir hastalık. Ha tedavisi de yok. Ben aç geziyorum. Niye kilo veremiyorum? Öleceğim. Allah benim belamı versin falan. Benim sağlık sallanmaya başladı. İnsan yemeden de yaşıyormuş diye. Ama artık tövbe etmiş aşırı zayıflığa. Bir daha benim kimseyi bu şekilde üzmeye hakkım yok. Bu Allah'ın bana bahşettiği bedeni bu kadar yorup yerden yere vurmak. Evet ben hırslı bir kadınım mesleki olarak. Uyumadan günde 3 konser verebilecek kapasite. Hepimiz deli gibi çalışıyoruz o ayrı ama şaka bir yere kadar. Çünkü bu bir bünye, bu makine değil. Allah beni korudu. Gerçekten anama babama ve sevenlere 5 yıldır ben bir hiçken beni şu an bu mikrofonları sizlere önüme getirip bana sorular soracak hale getirdi Rabbim. O yüzden ben bir daha asla ve asla böyle bir şey yapıp kimseyi üzmeyeceğim. Onun sözünü sizlere verebilirim. Bir musibet bin nasihatten iyi gelmiş İrem Derici'ye. Yarım akıllı İrem artık yok. Kendisini hastanede ziyarete gelen eski eşini ve eski sevgilisi Lider Şahin'i soruyor haberciler. Mesafeli bir teşekkür geliyor. Onlar da değer vermişler.
hepimiz birbirimizin hayatlarından geçip bir şekilde birbirimize güzel anılar bırakıyoruz. O yüzden onlara da çok teşekkür ederim. Ve yeni şarkısının ismiyle imalı bir gönderme yapıyor kendilerine. Bazı aşklar yarım kalmalı. Ekim sonunda çıkıyor şarkının adı. Evet, bazı aşklar yarım kalıyor. Fakat müzik aşkım yarım kalmayacak.